Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlere otonom sürüş seviyeleri hakkında bilgi vereceğiz. Biliyorsunuz son yıllarda otomobiller oldukça teknolojik cihazlar haline geldi ve bu teknolojilerin gelişmesiyle beraber belli standartlarda oturmaya başladı. Otonom sürüş standartları kısa adı SAE olan Society of Automotive Engineers. Yani Türkçe'ye çevirirsek arkadaşlar bunu Otomotiv Mühendisleri Derneği olarak çevirebileceğimiz Amerika merkezli bir kuruluş tarafından 2014 yılında belirlenmiş J3016 olarak bilinen bu standartta 6 farklı otonom sürüş seviyesi bulunuyor. Şimdi 6 tane dedik ama aslında 1'den 5'e kadar seviyeler var ama bir de seviye 0 olarak bilinen bir seviye de var. Hepsini topladığımız zaman 6 seviye olmuş oluyor. Seviye 0 dediğimiz seviye arkadaşlar yaklaşık olarak 7-8 yıl, yani 2021 yılındayız biz şu anda. 7-8 yıl öncesine kadar üretilmiş arabaların neredeyse tamamı seviye 0 olarak tanımlayabileceğimiz bir kategoride yer alıyor. Yani seviye 0 dediğimiz bu otomobillerde kullanıcı veya şoför dediğimiz kişi bütün teknolojileri, bütün özellikleri kendisi kullanmak zorunda. Herhangi bir şekilde otomobilin ona bir yardımı, herhangi bir desteği ve faydası bulunmuyor arkadaşlar. Ve özellikle dediğim gibi 7-8 yıldan önce üretilen otomobillerin neredeyse tamamında bu şekilde seviye 0 olarak kabul edebiliriz. Şimdi arkadaşlar seviye 1'e geldiğimiz zaman ise sürücü yardımı olarak bilinen bir seviye karşımıza çıkıyor. Şimdi bu seviyede adaptif cruise control ya da normal cruise control gibi hız limitleme gibi bazı ufak tefek çok detaylı olmasa da sürüş yardım özelliklerinin şoföre yardım ettiğini görüyoruz. Seviye 1'de genelde bu tarz böyle hızlanmayı ve yavaşlamayı da kontrol edebilen ama çok ileri seviye olmayan bazı yardımcı teknolojilerin yer aldığı görülüyor. Seviye 1'de sorumluluk tamamen sürücünün kontrolündedir arkadaşlar. Her ne kadar otomobil bazı açılardan kullanıcıya, şoföre yardımcı olsa da sorumluluk tamamen sürücünün elindedir ve bazı durumlar içinde otomobil sizden yardım isteyebiliyor. Yani direksiyonu elinizde tutun diyebiliyor veya bazı uyarılar yaparak kontrolün sizde olduğunu hatırlatabiliyor arkadaşlar. Şimdi seviye 2'ye geldiğimizde ise araç hem hızlanmayı hem yavaşlamayı hem de direksiyonu kontrol edebilir hale geliyor arkadaşlar. İşte seviye 2 ile ilgili yaşadığımız deneyimleri hemen yanımda görmüş olduğunuz Ford Focus'ta sizlere gösterelim. Şimdi otonom sürüş seviyelerinden 1 ve 2'de bulunan bir özellik. Daha doğrusu 1'de başlıyor ama 2'de de devam eden bir teknolojiden birazcık deneyimlemek istiyorum sizlere. Adaptif cruise control arkadaşlar. Biliyorsunuz adaptif cruise control'de normal cruise control'den farklı olarak araç gaza ve frene sizin yerinize basıyor. Önünüze çıkan engeller ışığında bunu yapabiliyor. Bizim yapmamız gereken şu, aracın tabii ki böyle bir özelliği olması gerekiyor. Araçta bu özelliğimiz olduğu zaman eğer önümüze bir engel çıkarsa, mesela bir hızı ayarladık, dedik ki 70 km'le gidelim şu yolda. Hızımızı ayarladık, önümüze bir engel çıktığı zaman araba 50 km'ye düşüyor, sonra tekrar otomatik olarak kendisi 70 km'ye çıkartıyor. Şimdi bu teknolojiyi denemek için öncelikle şöyle bir şeridimizi bir değiştirelim. Önümüz açık olsun. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi Ford Focus'ta var bir özellik. Bunda olduğu için bunun üzerinde deneyeceğiz sizinle birlikte. Hemen direksiyonun sol tarafında bulunan hız limitini, adaptif cruise control daha doğrusu tuşuna basıyoruz. Şimdi bastık ve bizden sistem bize bir hız sınırı koymamızı istiyor. Ben şu anda 87 km hızı getirdim ve bıraktım. Şu an gördüğünüz gibi ellerimi direksiyondan bıraktım. Otomobil, hatta şu anda hafif de bir viraj var. Otomobil direksiyonu da çeviriyor, gaza da basıyor. Fren, eğer önüme bir engel çıkarsa freni de basacak şekilde bir ayarlama ve düzenleme yapıyor. İşte otonom seviye 1'den itibaren hayatımıza giren teknoloji bu adaptif cruise control. Ama şu anda bir uyarı duydunuz ve ekranda da görüyoruz onu, ellerinizi direksiyon üzerinde tutun diyor. Çünkü bu teknolojiyi kullanırken araç sizden yardım istiyor arkadaşlar. Sizin hani arkama döneyim, işte başka koltuğa oturayım falan gibi tehlikeli sayılabilecek hareketlere girmenizi istemiyor. Çünkü bu aracın en azından Ford Focus'un bulunduğu seviye 2 olarak geçiyor. Hani maksimumda değerlendirdiğimizde. İkinci seviyede de mutlaka ve mutlaka bir şoförün, bir kullanıcının müdahalesi gerekiyor aracı eğer bu teknolojilerle birlikte kullanmak istediğiniz zaman. Şimdi mesela önümde bir araç var. Şu an 87 hızımızı ayarladık ama şu an 80'de gidiyoruz. Mesela o yavaşladığı zaman benim aracım da yavaşlamış olacak. Şimdi size göstereyim bunu. Bir kez daha bakın şöyle yapıyorum. Ellerim direksiyonda değil ama araç şu anda kendi kendine gidiyor arkadaşlar. Gaza da basıyor, frene de basıyor gerekirse.
bütün işlemleri kendisi otomatik olarak gerçekleştiriyor. İşte otonom seviye 1, otonom seviye 2'den itibaren karşımıza çıkan adaptif kuruş teknolojisi yine direksiyonu tut diyor ve tutuyorum ben de. Tutunca da bu uyarıyı kapatıyor. Şimdi seviye 3'e geldiğimizde ise arkadaşlar otomobil bir parça akıllanıyor ve çevresel şartlara göre kendisi bazı temel kararlar almaya başlıyor. Örneğin bir arabayı sollarken eğer araba yavaş gidiyorsa sizi hızlandırarak onu çabuk bir şekilde sollamanıza yardımcı oluyor. Yani seviye 3'te birazcık böyle yarı akıllı gibi bir sistem diyebiliriz arkadaşlar. Seviye 2'ye kısmi otonom denirken seviye 3'te ise koşullu otonom tabiri kullanılıyor arkadaşlar. Seviye 3'teki en önemli özelliklerden bir tanesi az sayıda modda araç kendi kendine hareket edebiliyor. Olsa da yine de kontrolün bir şekilde sürücüde olduğunu belirtelim. Şimdi arkadaşlar seviye 4'e geldiğimizde ise bu seviyeye yüksek otonom adı veriliyor. Bu modda arkadaşlar araç birçok şeye kendi kendine karar veriyor. Bazı durumlarda kendisi müdahale de edebiliyor. Ancak şu anda dünyada bulunan regülasyonlar, örneğin Avrupa'daki, Amerika'daki veya dünyanın diğer ülkelerindeki regülasyonlar henüz bu tarz otomobillere tam anlamıyla izin vermiyor arkadaşlar. O yüzden şimdilik bu tip araçlar olsa da örneğin Tesla'da mesela bu tarz kendi kendine karar verebilme, navigasyona göre istediğiniz noktaya götürebilme gibi özellikler bulunsa da dünyada yaygın olarak kullanılmadığını söyleyeyim. Çünkü buradaki önemli problemlerden bir tanesi şu arkadaşlar. Bir kaza durumunda ölümlü ya da veya farklı bir tür kaza durumunda sorumluluğun kimde olacağı konusunda ciddi tartışmalar yaşanıyor. En azından 2021 yılında çektiğimiz bu video yayınlandığı tarihte durum böyleydi arkadaşlar. Eğer regülasyonlar belirlendiği zaman, bu tip durumlarda kimlerin sorumlu tutulacağı belirlendiği zaman bu tarz otomobillerin sayısında da ciddi oranda bir artış yaşanacağını söyleyebiliriz. Bu modda da birçok durumda araç artık kendi kontrolünü kendi kendine eline almıştır. Hatta bazı tip araçlarda, en azından konsept araçlarda koltuk öne arkaya hareket edebiliyor. Arkadaki yolcuyla konuşmak için, sohbet etmek için dönebiliyor. Ama otomobil sizden yardım istediği zaman yine de sürücünün müdahale etmesi gerekiyor. Ve bu tip otomobillerde direksiyon, gaz, fren gibi bazı parçaların hala yer aldığını söyleyebiliriz. Otonom seviyesinde son nokta ise tam otonom araç, yani otonom seviye 5 arkadaşlar. Şimdi bu seviyede araçta direksiyon, fren, gaz gibi, vites gibi herhangi bir parça bulunmuyor arkadaşlar. Hatta bazı konsept örneklerde aracın içinde böyle bir yatak bile oluyor. Siz uyuyorsunuz, araç sizi alıp bir yere götürebiliyor. Tabii ki şu anda bu tarz araçlar henüz dünyada yok. Üretimde de yok, seri üretimde de yok. Konsept olarak bazı markaların, örneğin Volvo'nun mesela bu tarz böyle ilginç otomobilleri var. Ama bunların tamamının konsept olduğunu ve dünya üzerinde herhangi bir şekilde şimdilik böyle bir aracın bulunmadığını özellikle belirtelim arkadaşlar. Bu videoda sizlere otonom sürüş seviyeleri hakkında bilgi vermeye çalıştık. Eğer konuyla ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz ya da sizin merak ettiğiniz farklı konular varsa videonun altında bizlere yorum olarak yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar.